Bir önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık devreyi çözebiliriz. Şimdi bileşenlerin değerlerini yerlerine yazacağız ve devreyi çözeceğiz. Ama önce kendimize biraz yer açalım. Adımlar listesini ekranda bırakıyorum ki görebilelim. Denklem üzerinde çalışmaya başlayalım. Değerleri yerlerine yazarken biraz cebir bilgisine de başvuracağız. V1 yerine 15 volt yazıyoruz. R1 yerine de 4K ohm yazabiliriz. V2'yi halen bilmiyoruz. V2 bölü 4K10. Bu ifadede de V2 bilinmeyeni var. Bölü 2000. IS'yi karşı tarafa atıyoruz. IS'nin değeri de 3 miliamperdi. Devam edelim. V2 çarpı 1 bölü 4K artı 1 bölü 2K eşittir 3 miliamper. Eksi işaretini de unutmayalım. Şimdi sabit terimi bu tarafa atıyoruz. Eksi 15 volt bölü 4 kilo ohm. Buradan devam edelim. Eksi V2 direnç terimlerini birleştiriyoruz. Parantezin içi 1 artı 2 bölü 4 kilo ohm olur. Eşittir 3 miliamper. 15 volt bölü 4 kilo ohm 3,75 miliamper eder. Eksi 3,75 mA. Devam ediyoruz. Eksi V2 eşittir. Eksi 0,75 mA çarpı 4K bölü 3. Negatif işaretlerinden kurtulalım. Artık ihtiyacımız yok. Nihayet V2 eşittir. Hmm, evet. 1 volt. Aferin bize. Çözdük. 2 voltajımızı da bulduk. Biri bu, biri de bu. Kutucuklar içinde gösterdim. Artık son adıma da tik atabiliriz. Böylece düğüm voltajları yönteminin ilk kısmını yapmış olduk. Şimdi size bu tekniğin güçlü bir yanını daha göstermek istiyorum. Devre şemasını hızlıca bir daha çizelim. Devre şemamız böyleydi. Ve düğüm voltajlarını şu düğümlere yerleştirmiştik. Bunlara V1B, V2 demiştik. Bu da referans düğümümüzdü. Düğüm voltajları yöntemini kullanarak yapmayı hiç denemediğimiz bir şey var. Bu iki göz için KVY denklemlerini yazmadık. Çünkü düğüm voltajları yönteminin özelliklerinden biri de şu. Düğüm voltajlarını kullandığımız için Kirchhoff voltaj yasası denklemleri otomatik olarak sağlanıyor. Nedenini göstereyim. Burada bir değer adı daha belirleyelim. Bu bir eleman voltajı. Adı da VR1. Direncin iki ucu arasındaki eleman voltajı bu. Buradaki eleman voltajı ise sadece V2. Bu örnekte R2 için V2 hem eleman voltajı hem de düğüm voltajı olur. VR1 ise sadece bir eleman voltajıdır. Şimdi bu noktadan başlayıp gözü bu yönde dolaşacak şekilde KVY'mize yazalım. Şimdi elimizde ne var? Önce tüm isimleri koyalım. Gözdeki voltajlar artı VS'lik bir artışla başlıyor. Sonra VR1'lik bir düşüş gerçekleşiyor. Sonra V2'lik bir düşüş daha meydana geliyor. Bu sıfıra eşit. Yani bu devre için KV'ye denklemimiz işte bu. Şimdi VR1'i düğüm voltajları cinsinden yazıyorum. Artı Vs eksi VR1, V1 düğüm voltajı eksi V2 düğüm voltajına eşittir. V1 eksi V2 eksi V2 eşittir 0. Şimdi bir değeri daha yerine yazacağım unutmuşum. Vs ile V1 aynı voltajlar. Yani bu ifade aslında V1 eksi V1 eksi V2 eksi -V2, V2 eşittir 0 şeklindedir. Bu denklemde bununla bu birbirini götürür. Artı V2 eksi V2 bunlar da gitti. Yani Kirchhoff voltaj yasasını düğüm voltajları cinsinden yazarsak denklem otomatik olarak doğru çıkar. Bu her zaman böyle. O yüzden hiç böyle bir zahmete girmedik. 0 eşittir 0 bulacağımızı biliyorduk. İşte bu düğüm voltajları yönteminin güzel bir özelliği. Denklem yazmak için çok verimli bir yol. Sadece KY denklemlerini yazmamız yeterli oluyor. Aslında bu yöntem o kadar güzel bir yöntem ki devre simülatörleri. Bunlara mesela SPICE adında bir devre simülatörünü örnek verebiliriz. Ama neredeyse tüm devre simülatörleri hesap yapmak için düğüm voltajları yöntemini kullanır. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur.